Merhaba sevgili takipçilerim. Selamun aleyküm. Ayşegül'ün Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız arkadaşlar çok şükür iyiyim. İyi diyelim, iyi olalım. Sabahtan beri ne yaptım? Şöyle kısa bir özet geçeyim. Sabahleyin kalktık canlar. Melisa'yı okula hazırladım. Okula gönderdim. Saat 9 muydu, 9.30 muydu, Gulağaç'a gittik arkadaşlar. Annem, ben, Medine, Ayhan Azad. Kahvaltı yapmadan Gulağaç'a gittik. Orada dedik çay, poğaça, biraz bir şeyler yeriz diye. Gittik, annemin işleri vardı, onları hallettik. Halıcı'ya geçtik arkadaşlar. Halıcı'da işlerimizi hallettik. Ondan sonra ben kurbana baktım arkadaşlar. Kurban bakmaya gittik. Biri hatta halıcı da biraz bize şöyle bir çiçek hediye etti. Kırmızı şeysini ne çıkardıydım burada canlar. Onlara da herhalde yine açmışlar. Hediye getirmişti. O da bize hediye etti. Hediyeyi bize hediye etti. Çiçeklerimi çıkardım. Bir tozlanmış, bir tozlanmış nasıl arkadaşlar. Zaten aldığım geldiğimde de yıkamadıydım çiçekleri. Şu çiçekleri de yine diktim arkadaşlar. Bunları da Hatice Yengegil'den getirdim. Kulaç arabasından hiç inmeden şeye gittik. Hatice Yengegil'e gittik. Hatice Yengegil'e kıymet aradık. Buraya gelin hiç inmeden diye. Çiçeğine ne Hatice Yengegil'e gittik arkadaşlar. Neyse Medine'nin kıymet bir şey yaptılar. Kısır yaptılar. Şundan şundan hazırladılar. Yedik içtik sağ olsunlar hazırladılar. Saat 3.30 muydu 4 müydü arkadaşlar geldim. Evimizin bakımızın işleri zaten gururluydu. Bulaşıklarımızı iyileştirdik. Ben de çiçekler gözüme takıldı arkadaşlar. Bir de Hatice yengenin oradan şöyle çiçek stili getirdiydim. Onları dikeyim dedim. Yani. Vallahi bilmiyorum ki. Bir de şöyle toprak aldım canlar. Şu çiçeğin iki tane çatalı vardı. Çiçeğe Hatice yengeyle götürünce arkadaşlar. Hatice yenge çaldı. Çiçeğin tekini ayırdı. Kendini stilledi. Hatice yenge pek koz açık. Ne ya? Orada stil oldu onu ben görmedim mi gördüm? Ben gördüm. Sen nasıl ben, gördün? Ben de dedi ki keşke ben çıkarsaydım. İşte kime niyet, kime kısmet bak. O çiçek ta Gulaş'tan gelip de Hatice Yenge'ye gidip de stilin ikili ayıracağını kim bilir? Orada stili diktim arkadaşlar Hatice Yenge'ye şu çatala ayırdım. Kırmızı kurdaleliği. Stilini diktim. Biri Hatice Yenge'nin bahçesinden iki tane çiçek getirdim. Onları da ben stilledim. Toprakları eksiymiş. Topraklarını doldurdum, sildim, yıkadım canlar. Bunlar biraz suyunu çeksin, içeriye götüreceğim. Bunların altına arkadaşlar hep tabak alınacak. Altlarında tabakları yok. Dışarıda sulayabiliyorum böyle. İçeride sulasam hep parkeye şey diyorlar, akıyorlar. Vallahi bugün iyi işte görmedim arkadaşlar da. Vallahi yoruldum. Beni otobüs yoruyor. Otobüse bindim. Ne bir değişik oluyorum canlar. Vallahi bugün kurbana bakmaya gittik işte arkadaşlar. Aza koysan dolmuyor. Doluya koysan ne bileyim. Bir laf var ya. Doluya koysan almıyor. Aza koysan dolmuyor değil. Bizimki de o hesap. Kurbana baktık. Kurban fiyatları bir görseniz arkadaşlar vallahi uçmuş gitmiş. Daha şimdiye kadar da girmedik. Aslında gireceğiydik. Ama Volkan da ben burada yokum dedi. Sen de ister kes ister kesme dedi. Öyle dedi. Ben de baktım biraz borcum vardı. Onu ödedim canlar. Şeyime uymadı. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Kurbana da şey etmedim, girmedim. Şimdi diyecekler, ha Ayşe dişiriyor diyecekler. Dilsinler, valla hiç umurumda bile değil. O onu demiş, bu bunu demiş, şu şunu demiş. İnanın hiç umurumda bile değil. Ne dillerse desinler. Zaten yapsan da diyorlar, yapmasan da diyorlar da. Öyle işte canlar. Oradan geldik arkadaşlar. Yalan yaşak geri bir şeyler hazırladık, yedik, içtik diyen hesabı. Akşam oldu. Bugün de ömrümüzden bir gün daha geçti. Gözümü de aldık da misafir gelecek herhalde. Kulaşa da çekim yapamadım. Ey. Sırtım ağrıyor. Niye? Düştüm.
Nereden? Kulağaçta da çekim yapmadım arkadaşlar. Vallahi şarjım mı bitti? Ayhan Azat oyun oynaya şarjını bitirmiş. Şöyle 5-10 dakikalık bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Bir de söylemek istediğim bir şey var. Benim ilk günden belli bir şeyim vardı. Medine sana şükür edip dikkat edin. Korkuyorum anne oldum. Ben sana gitsin. Melisa. Kedinin ne şimdi? Kediye bir şey getirdi kızım yesin yazdı. Bari miyavlıyor. Her açıktı o. Ben aslanıyım bu kendimi ya. Valla kiloş oluyorum kızı. Benim bir takipçim vardı arkadaşlar. Valla onun psikolojisi mi bozuk mesela, yoksa ne yapacağını hiç bilmiyorum. Ne yapmak istiyor anlamadım da. Geçenlerde duruyor. Saat 11 miydi arkadaşlar? 11.30 muydu? Bana korkunç videolar atmış. Sana da gösterdiydi mi Medine? Psikolojisi bozuk. Onun valla psikolojisi bozuk herhalde. İstanbulluydu herhalde. İstanbullu muydu? Ankaralı mıydı? İyi konuşuyorduk arkadaşlar. Neyse ben onun konuşmalarından şey yapmadım. Aramız bozuldu. Ben yani onun numarasını sildim. Konuşmak istemedim kadın. Adını da biliyordum da vallahi unuttum neyse. Böyle 50 yaşlarında, 45-50 yaşlarında arkadaşlar. Kadın kendiliğince artık ne işitti, ne düşündü. Neye sığınaraktan öyle videolar attı bana. Korkunç 7-8 tane korkunçlu videolar atmış. Ben de Volkan attı zannettim. Neyse kalktım baktım. Karanlıkta baktıydım. Ben bana neyi söyledi. Ödüm patladı vallahi. O Melisa da ona baktı gördü zaten. Herhalde o kadının vallahi psikolojisi bozuk. Beni engellemiş o. Biri. Al kız ödesin aç bu. Çatlak mı ne manyak? Al kız. Kedi de bir elin olur. Bu nasıl kedi? Böyle kefenli videolar atmış arkadaşlar. Tabutun içinden çıkıyor şeyi. Ölü. Öyle videolar atmış. Ondan sonra bir bebek oluyor. Bebeğin boynunu kesiyorlar. Destereğine. Öyle videolar atmış bana. Allah'ım yarabbim dedim. Kalktım karanlıkta. Ödüm koptu arkadaşlar. Vallaha bak. O kadının herhalde psikolojisi bozuldu. Lambalar neye sönüyordu? Neye uğradığını da şaşırdım. Şöyle baktıydım. Gözünün önüne kefenli ölüler, ondan sonra boynunu kesen bebek. Psikolojin neyi bozulsa Adana'ya gitti, orada tedavi olur. Adana Bakırköy'de yani hastane var, psikolojin neyi bozulsa oraya git. Bana niye öyle videolar atıyorsun ki? Seninle neye uğraşamam ben yani. Artık ne düşündün, ne yaptın bilmiyorum, hangi amaçla attın bilmiyorum da vallahi. Bu da şu Ayşe böyle bir korku diyorum demiş. Aynen öyle demişti. O gün sen de gördüğünde etkilendik ya Melisa. Vallahi Melisa... Siz evde kaldığınız psikolojisini de bozuyorsun. Tabii ben korktum bunun bağırmasından. Ondan sonra 2-3 gün geçti arkadaşlar Melisa korktu. Bir görseniz banyoda kafayı bozdu zannettim valla. Ben yanına da gidemedim. Mutlaka da çok oldum pençerini. Cıllaya bir kaldı çocuk. Gözünün önüne mi geldi artık öyle şeyler hayal mi etti? Bilemedim ben. Bir de yorumlarda arkadaşlar durmadan şöyle yazıyorlar. Instagram'da da yazıyorlar. Ayşegül arsayı aldın gidip neden oralara gitmedik mi yok? Yoksa arsayı almadın mı? Neden şimdi dikmeleri dikmiyorsun diye. Şimdi benim eşim burada değil biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden benim sorumluluğum gerçekten çok büyük. Bunu ev hanımları daha iyi bilir. Mesela eşi yanında olmayan sürekli çoluğuyla çocuğuyla evde o büyük sorumluluğu evinde taşıyan aileler, anneler daha iyi bilir, anlar beni. Ben şimdi oraya gidip kendi başıma ağaç, dal, taş dikemem arkadaşlar. Yoksa diyor bizi mi yalandırıyorsunuz diye yazmışlar. Ben sizi niye yalandıracağım arkadaşlar? Ben arsamı aldım, gittim, çektim, mesela gösterdim. Şey elimdeydi, ne kızım kartların adını? Tapu elimdeydi. Gerçekten arkadaşlar kimin ne dediği artık beni hiç ilgilendirmiyor. Ben artık önüme bakıyorum. Ama yani böyle bir konuda da yalan söylemeye hiç gerek yok. Aldıysam aldım, sattıysam sattım. Açık ve net yani. Böyle şeye niye gerek duyayım ki ben? Eşim burada değil. Eşim burada olsaydı dalını taşını dikerdik, güzelce duvarını çekerdik. Mesela her bir ihtiyaç bir tarafta arkadaşlar. Borç, harç,
İnanın arkadaşlar, bazen var ya, evdeki hesap çarşıya uymuyor. Biliyorsunuz geçim gittikçe zorlaşıyor. Mesela bugün kaldığımızı yarına alamıyor. Benim evde zaten sorumluluğum çok büyük. Ben gidip de öyle daldaş dikemem yani. Bizim de bir bildiğimiz var. Tabi Allah izin verirse seneye çıkarsak evimizi, bakımızı başlatmaya düşünüyor. Temelini atmaya düşünüyor. Tabi siz de haklı diyorsunuz. Sizler de belki benim iyiliğim için diyorsunuz ama yani diyorlar ki bazı takipçiler de yalan mı söylüyorsun da gidip daldaş dikmiyorsun diyorlar. Ben burada kendi başıma gidip de arkadaşlar oraya daldaş dikemem. Benim de canım çıkıyor. Biliyorum sizler de çok istiyorsunuz oraya daldaş dikmeyi, duvarımı çekmeyi, inşaatımı başlatmayı ama yani her şey para. Benim eşim şu an çalışıyor. Biriktirme aşamasındayız. Önce bir biriktirelim, çalışsın, çabalasın. Ev nasıl olsa olur. Allah herkese can sağlığı versin arkadaşlar. Daha seneye bakalım bir çıkacak mı, çıkamayacak mı? Vallahi ömrümüz varsa o günleri de yaşarız yani, yaparız. Dalında dikerik, taşında dikerik. Ve benim sadece şu zoruma gitti. Yoksa bizim yalandırıyorsunuz diye yazmış takipçinin biri. Şu gözüm ağrıyor arkadaşlar. Allah neyse iki de batıyor gözüme. Anne. Ey kızım. Benim kemiğim ağrıyor. Senin de kemiğin mi ağrıyor? Anne düştü. Nereden? Bir şeyden mi düştün sen yine? Yok. Topa vuruyorum derken ayağım ağrıyor. Az kesildi. Sen yurtta geldin, haberin var mı senin? Bizden mi? Hani simleri sildin mi onun üstündeki? Hep simidi. Yüzümü başım daha simleri hiç çıkmadı. Niye? Yapışıyor çıkmadı. Islak mendilini de çıkmadı. Vallahi arkadaşlar o videoyu gönderen kadına acayip canım sıkıldı. Gerçekten numarasını da bulamadım. Profil resmi olsaydı onu da arayacaktım ama ne yapmaya çalışıyorum diye. Ama benim engelledi, profil resmine yok. Ben onu engelledim, görünmüyor orada. Bulamadım yani. Anne, bir de örümcek vardı ya. Örümcek mi? Birden kamerayı seçtim. Benim aklımı neye mi dinlemeye çalışıyorsun ha? Benim psikolojimle mi uğraşıyorsun, ne oluyor? Ya da arkadaşlar, ben bu taniye koydum valla. Ne yapacaklar da benden uğraşıyorlar, hiç bilmiyorum. Benim kimsenin işim yok, kimsenin adını ağzıma almam. Çoluğumuna, çocuğumuna, kendimce evimde girip çıkıyorum. Hiç kimsenin işim olmaz yani. Benimle boşuna uğraşmayın, benim işim olmaz sizinle. Anne, ey. Babacım iki kere mi attı? Galeriye kaydolmuş. Hatta kime? Birisine de attıydım ben. Melisa'ya sildirdim vallahi, ben bakamadım ki. Psikolojiniz bayağı etkiledi. Şimdi bu da onları niye atıyor sana? Kafası mı bozuk ne? Babam bozuksa atana bakır koya git. Şeylerde nasıl ilerliyorlar daha ne? Bir kurbanlığa baktık arkadaşlar, dinliyor. En az 17, 18, 19 diyorlar, 25, 25 diyorlar, 20 diyorlar. Her sene kesiyorduk arkadaşlar, bu sene nasip olmadı, ne yapalım. Gerçi şimdi kesenler ne yapıyor da? Kurbanı kesiyorlar arkadaşlar, dolaba dolduruyorlar. Ayrıca eti doldurmaya dolap alıyorlar vallahi. Siz onu Allah için alıyorsunuz mesela. Ve kan akıtmak alıyorsunuz, şey diyorsunuz, almak için kesiyorsunuz Allah için. Bir şeyde bulunuyorsunuz. Ama şimdiki insanlar, bazı insanlar diyeyim, herkesi dinleyeyim de, alıyorlar, dolaba dolduruyorlar arkadaşlar. Et doldurmaya dolaba alıyorlar. Allah onu emretmiyor ki. Benim için kurban keseceksiniz diyor. Mesela evde hayvanı olanlar, ineği olanlar, koyunu, kuzusu olanlar, onun en iyisini kessin diye emrediyorlar. Kötüsünü değil. O kurban kesildikten sonra 7 haneye dağıtılacak. Yani ama bazıları ne yapıyor? Dolaba dolduruyorlar. Kimi sucuk yapıyor. Ondan sonra cığıma, kimi kıyma yapıyor. Kimi poşetleyip poşetleyip atıyor dolaba. Onlar kurban bile sayılmıyor vallahi. Bir
girdim demeyim arkadaşlar. Şimdiye kadar kestim. Yani şimdiye kadar ineğe girdik, kusuna girdik. Verdim demeyim, 7 poşet olsun, 10 poşet olsun. Ben yani kesenlere de verdim, kesmeyenlere de verdim. Allah hayrını kaçırmasın. Ayağım uçtu bir de. Allah ne büyüyor? Hangisi? Şu. Şu mu? Evet. İşte onu hediye etti. Hala. Hala hala, o da tadım varmış. Dizlerim ağrıyor arkadaşlar. İki gündür çapa yaptım ya. Sulu olunca böyle bir fıtığı dizlerime vurmuş. Hastaneye gideceğim, gidemedim de. Bugün boş kaldım. Kulağaca gittik de. İnanın arkadaşlar. Vallahi her şey çok zor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Gerçekten. Allah herkese yardım etsin inşallah. Kandın acıkmış. Öyle bir şey gönderdiklerimi yedin mi? Yedim. Hepsini? Evet. Kemiğin ne arıyor? Gel bakalım şuraya. Sen orada niye oturuyorsun evde? Ben oturuyorum burada. Ne yapıyorsun? Ama bugün sizler ne yaptınız ya arkadaşlar? Gününüz nasıl geçti? Nerelere gittiniz? Neler yaptınız? Bugün Ayşe bacınız o işlerinden uğraştı. Anne ve hala aldı. Ondan sonra canına orada işlerimizi hallettik. Direkt ben Hatice Engebe'yle gittik. Böyle çiçekleri var ya, pek seviyorum ben arkadaşlar. Vallahi Aksaray'dan sordum. Şu çiçeğin birisine herhalde 900 mü dedi, 1 milyar mı dedi arkadaşlar, öyle sordurdum. Ama bunları Gulaş'tan aldım ben. Şunu herhalde 200 TL'ye aldım. Gulaş'tan biri açmış, kapatacak mıymış, ne yapacakmış, ucuz ucuz sattı pazarda. Şunu 150'ye aldım, şunu 200'e aldım. Şuna da 150 mi ne verdiydim herhalde. Anne, onun yanındaki poşet ne? Şu mu? Evet. Toprak. Özel toprağı mı? Neyin ya? Çiçek toprağı var. Hangi ödeyi bitirebilirim? Doldurdum kızım hepsini de. Şu da aynı gazel gibiymiş. Tamam. Ben çiçekleri pek seviyorum arkadaşlar da, benim evimde olmuyor çiçek. Kuruyor niyeyse. Vallahi güneş koyan eve de koyuyorum. Güneş etmiyor, olmuyor. Ya benim elimden olmuyor. Şunlara da diktim ya, inşallah büyürler. Anne. Ne yapmış? Yani beni bırak git Allah'ım. He. Hatice Engel'den marul getirdim şöyle canlar. Şunu anneme koydum böyle. Anneme mi koydum? Evet, koydum. Neyse. Arkadaşlar savaştırıyor bir ses geliyor da. Miremin yerine geliyor. Öyle işte sevgili takipçilerim, ben de içeriye geçeyim mutfağa. Ayhan'a zaten bir çorba pişireyim, çorba istiyordu. Ne? Dünkün deniyor. Ne? Dünkün deniyor. Tamam. Bugünlük de videomuz böyle olsun canlar. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Vallahi benim diyeceğim şu ki arkadaşlar, o video atan kadına söylüyorum, ben benimle uğraşma, benim seninle işim yok, gücüm yok. Bir seninle değil, hiç kimsenin benim işim yok. Benim adımı ağzınıza alma, sanma. Kimsenin evinde değilim, barkında değilim. Hiç kimseyle muhatap değilim. Ben aldım 3 çocuğumu, bir eşim. Ben geçmek gidiyorum, ben evime, çocuklarıma bakıyorum. Ben onlar için yaşıyorum. Kimseyle ilgim alakam yok benim. Yani senin de psikolojin mi bozuk, ne amacına attın o videoları hiç bilmiyorum. Önceden iyiydik arkadaşlar, konuşuyorduk. Sonradan aramız bozuldu, konuşmadık. O kadını. Ne? Konuşmadık bayağı. Bir senedir de konuşmuyorduk. Durup dururken o videoları nereden atmak aklına geldi? İcap etti. Ben de bilemedim. Vallahi şaşırdım. Peki havayı bozdu. Millet deliye ben akıl... Ne? Millet deliye ben akıllıya mı hasret gittim? Millet akıllıya ben deliye mi hasret gittim? Öyle bir laf var ya arkadaşlar. Vallahi ona geldim ben. Sen ne öğreniyorsun?
Neyse canlar, yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şu kuzulara da sizlere göstermekten videoyu kapatmayayım. Önce göstereyim, ondan sonra kapatayım. Kuzular büyüyor. Nasıl güzel yayılıyorlar, görüyor musun mesela? Hı-hı. Ayhan, ne yapıyorsun? Tamam, anne, oyun oynuyormuş. Peçeteyi bildin anne. Sen peçeteyle ne iş görüyorsun? Kendi kendine oyun bulmuş, oynuyor o da. Yazık bakalım Melisa. Onun oyunları çok saçma. Taştan ev yapıyor. Niye saçma Melisa? O da kendi kendine bir şeyler yapıyor işte. Burada pek çocuk olmadığından kendi başına oynuyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar.